Merhaba efendim, kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemini paylaşmak üzere karşınızdayız. Ben Beyza Hakan. Birazdan gündemin ayrıntılarına bakacağız ve 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'le değerlendireceğiz gündemin ayrıntılarını. Öne çıkan gelişmelerin altını çizeceğiz. Ancak önce piyasalara bakalım tabii. Küresel piyasaların gözü bugün Avrupa Merkez Bankası'nda. Bankanın faiz kararı piyasaların odağında olacak. Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi ve varlık alım programında değişiklik yapması beklenmiyor. Karar sonrası Mario Draghi'nin açıklamaları da piyasalar açısından önemli olacak. Peki içeride, bizde, piyasalarda son durum ne? Hemen göz atalım. Bütün bunlar ışığında dün gün boyu alış ağırlıklı bir seyir izledi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 95.763 puana kadar çıktı. Günü ise %3.51 değer kazancıyla 95.368 puandan tamamladı BIST 100. Bugüne ise 0.43 artışlı 95.776 puandan başladı. Şu anda da 95.948 puandan işlem görüyor BIST 100 endeksi sayın seyirciler. Ve dün Türk lirası karşısında %1'e yakın değer kaybeden dolar 4.80'in altını test etmişti. Dolar bugüne ise 4.82 seviyesinden başladı. Şu saat itibariyle bakıyoruz 4.82 seviyesinde. Avro'ya da bakalım, 5.65 seviyesinden işlem görüyor Avro'da. Ve altında durum ne bakalım. Dün dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı günü 189 liradan tamamlamıştı. Bugüne ise yükselişte 190 lira civarında başladı. Şu saat itibariyle de 190 lira olduğunu görüyoruz yine ve çeyrek altına bakıyoruz, 312 lira 25 kuruş. Petrol cephesine bakalım tabii. Amerika Birleşik Devletleri petrol stoklarının son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'den petrol ihracını durdurması fiyatları yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı güne 74 doların üzerinde başladı. Şu an itibariyle de 74 dolar olduğunu görüyoruz. 74 dolar 35 sent. Ve son olarak faizleri de görelim. Tahvile bakıyoruz. Tahvil %19.49 ve repo %17.11. Rakamlar böyle. Gündemde neler var? Bakalım. Kısa bir haber turuna çıkalım. Sonrasında konuşacağız. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanan fark ücretlerinin bugün yatırılacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le görüştü. Ana gündem Trump'ın yükselttiği gümrük vergileriydi. Trump ve Juncker görüşmesi uzlaşmayla sonuçlandı. Ticaret savaşlarının kazananı Türkiye olacak. Açıklama Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten geldi. Kuruluş, Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisini artırarak devam ettirmesinin Türkiye ekonomisinde büyümeyi olumlu etkileyeceğini duyurdu. Hiperenflasyonla mücadele etmek isteyen Venezuela hükümeti para birimi Bolivar'dan 5-0 atmayı planlıyor. Ülkede 1 Amerikan doları 3 milyon 500 bin Bolivar'dan işlem görüyor. Öte yandan IMF, Latin Amerika ülkesinde enflasyonun yıl sonuna kadar %1 milyona çıkmasının beklendiğini duyurmuştu. Ve bazı ayrıntılar, ticaret savaşlarının kazananı Türkiye olacak. Açıklama Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'ten geldi. Kuruluş, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkisini artırarak devam ettirmesinin Türkiye ekonomisinde büyümeyi olumlu etkileyeceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşları, son dönemde küresel ekonomilerdeki tedirginliğin de en büyük nedeni, kriz söylemleri piyasalarda da baskı oluşturuyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in raporuna göre de ticaret savaşları küresel büyümeyi 2019 yılında 0.4 puan azaltabilir. Ancak Türkiye için bu durum tam tersi. Fitch'ten yapılan açıklamaya göre 2017 yılında büyümede rekor kıran ve 2018 yılındaki güçlü büyüme performansıyla dikkat çeken Türkiye, ticaret savaşlarının kazananı olacak.
kuruluş, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin Türkiye için öngörülen büyüme oranlarını artıracağını belirtti. 2019 yılında 0.1 puan, 2020'de ise 0.2 puan büyümeye olumlu etkisinin görülebileceğine dikkat çekildi. Analizde Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den gelen otomotiv ithalatına %25 oranında gümrük tarifesi uygulaması halinde bunun diğer ekonomilere olan yansımasına yer verildi. Fitch, global ticarette gerilimin yükselmesinde en çok Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın etkileneceğini savunuyor. Çin'in büyümesine etkisinin ise 0.3 puan civarında olacağı tahmin ediliyor. Hiperenflasyonla mücadele etmek isteyen Venezuela hükümeti para birimi Bolivar'dan 5-0 atmayı planlıyor. Ülkede 1 Amerikan doları 3 milyon 500 bin Bolivar'dan işlem görüyor. Öte yandan IMF, Latin Amerika ülkesinde enflasyonun yıl sonuna kadar %1 milyona çıkmasının beklendiğini duyurmuştu. Latin Amerika ülkesi Venezuela ekonomik krizden çıkmanın yollarını arıyor. Venezuela'da enflasyonun baş döndürücü hızla artmasına çare olarak hükümet para birimi Bolivar'dan 5-0'ın atılmasına karar verdi. Ülkede 1 Amerikan doları 3 milyon 500 bin Bolivar'dan işlem görüyor. Ancak ulusal para biriminden sıfırların atılması enflasyon oranını düşürmeye uygun bir yöntem olarak kabul edilmiyor. IMF ise Venezuela ile ilgili rekor enflasyon tahminini paylaştı. Uluslararası Para Fonu, ülkedeki enflasyonun yıl sonuna kadar %1 milyona çıkmasının beklendiğini duyurdu. Devlet Başkanı Maduro ise Bolivar'ın bundan böyle kripto para birimi Petro'ya endeksleneceğini açıkladı. Ekonomik krizle boğuşan Venezuela, döviz sıkıntısı nedeniyle gıda, zaruri ihtiyaç maddeleri ve ilaç ithalatı da gerçekleştiremiyor. Petrol endüstrisine dayalı ekonomi politikalarının eskidiğine dikkat çeken Maduro ise, ithal edilen malların Venezuela'da üretilmesi gerektiğini belirtiyor. Ekonomi gündeminden öne çıkan gelişmeler böyle sayın seyirciler. Şimdi 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir ile gündemin ayrıntılarını değerlendireceğiz. Merhaba Sadi Bey. Şimdi öncelikle piyasalara bakalım yine. Dolarda hareketliliğin sürdüğünü görüyoruz. Dün 4.80'in altına gerilemişti hatırlatalım. Bugüne de 4.82 civarından başladı. Başlangıçta da söylemiştim. Borsaya baktığınızda yükseliş söz konusu. Şu anda neyi fiyatlıyor piyasalar ve önümüzdeki günlerde doların ve borsanın yönü ne olur diye genel bir değerlendirme sorayım size. Dolarda aslında Sayın Trump'ın güçlü dolar istemiyorum açıklamasından sonra biraz çözülme bekleniyordu ama yine de küresel dolar endeksi yükselişte. Çünkü faizlerde, Amerikan faizlerinde, tahvil faizlerinde özellikle Alman tahvil faizlerine göre bir yükseliş var. Bu da doları destekliyor. Ama bizde ne oldu? Faiz artırmama kararından sonra dün bu Rahip Brunson'ın ev hapsi meselesiyle bir miktar kurlarda gerileme oldu. Şöyle yorumlandı. Ekonomiyle doğrudan ilgisi yok bunun ama Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler çok daha iyi bir noktaya gider mi? Acaba bu onun sinyali midir? İşte Sayın Trump'la Sayın Erdoğan'ın son görüşmelerinde belki bu konular konuşulmuş. Hani bununla ilgili adımlar mı atılıyor şeklinde. Ama bugün tekrar hafif yükseliş var kurlarda. Onun nedeni de küresel dolar endeksinin yükselmesi. Borsada ise zaten biz bir süredir borsada yükseliş bekliyorduk. 100 bini bir açtık geri geldik biliyorsunuz. Faiz nedeniyle bir ara vermiş olduk. İşte kabinenin açıklanması sonra yaşananlar. Genelde yatay yukarı bekliyorduk. Borsa yukarı gidiyor. Hani bugün %1 civarı yukarıda. Borsadaki piyasa yapısı böyle. Küresel anlamda da özellikle yine Amerika'nın tahvil faizleri, Amerikan ekonomisindeki veriler hem küresel anlamda bütün borsaları etkiliyor hem para birimlerini etkiliyor. Bu şekilde izlemeye devam ediyoruz. Avrupa Merkez Bankası toplantısında aynı zamanda küresel piyasaların gözü bugün. Toplantıdan çıkacak kararlar ve tabii Draghi'nin açıklamaları bekleniyor. Nasıl etkiler piyasaları ve nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz? Oradan hemen bu toplantıda ya da bu yıl içinde bir faiz artırım kararı Avrupa için beklenmiyor. Ama 2019
yaz ayları için daha net bir tarih söyler mi acaba Avrupa Merkez Bankası faiz artırma anlamında? Bu neyi etkiler? Bu dolar euro arasındaki ilişkiyi artı az önce söylediğimiz Amerikan tahvilleriyle Avrupa ya da Almanya ağırlıklı tahvillerin faizlerini etkiler. Ama dediğim gibi bir faiz artırımı beklenmiyor. Avrupa biraz daha yavaş gidiyor bu konuda. Yani daha zayıf bir euro ile devam etmek istiyor. Biz de beklemiyoruz oradan bir faiz artışı. Sadece 2019 için daha net bir tarih verebilir mi? O belki. Peki Draghi'nin mesajları ne olur? İşte Draghi o konuda eğer kafasındaki tarih netleştiyse belki artık piyasalar bilsin. Çünkü bunu çok yaklaştığında açıklaması da doğru olmaz. Evet. Şimdiden daha orta vadeli bir açıklama yaparsa onu bekliyoruz. O da 2019'un yaz aylarında artık Avrupa Merkez Bankası, Avrupa'da biliyorsunuz sıfır. Çünkü onlar ekonomi canlanmasını, enflasyonun artmasını bekliyorlar. Amerika uzun süre bekledi. Amerika'da faizler yükseliyor ama Avrupa geride kaldı biraz. Ama Avrupa biraz daha ekonominin canlanması için bu konuda yavaş gidiyor. Draghi'den ne açıklama bekliyoruz? İşte parasal genişleme ile ilgili bir takvim artı faizlerle ilgili daha net bir tarih. Evet. Bekliyorsunuz. Peki. Şimdi Trump ve Juncker görüşmesine gelelim. Ana gündem bildiğimiz gibi Trump'ın yükselttiği gümrük vergileriydi. Ama uzlaşmayla sonuçlandı. Trump nasıl yumuşadı diye bu konuda oldukça katı olduğunu biliyoruz çünkü. Nasıl yumuşadı diye soracağım size. Fikriniz nedir? Ve bundan sonraki süreçte ne olacak? Toplantıdan çıkan mesajları nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi birkaç gün önce Sayın Trump'ın tweetinden bahsetmiştik. Evet. Sübvansiyonlar ve bizim orada daha farklı örneklerle açtığımız tarife dışı engellerle ilgili aslında Amerika Avrupa'dan adım bekliyor. Sen o adımları atarsan ben de gümrük vergilerinde aldığımız kararları gözden geçirebilirim şeklinde bir ön tweet atmıştı. Masaya oturunca Avrupa Birliği tarafından da hani bir açıklama gelir derken onlar da bir açıklama yapmadan masaya oturdular ve masada da nelerde anlaştılar? Mesela endüstriyel ürünlerde soyada, çünkü Amerika büyük bir soya fasulyesi üreticisi. Bir de LNG. Biliyorsunuz Amerika'da kaya gazı nedeniyle büyük bir doğal gaz üretimi var. Ve bunun sıvılaştırılmış gaz olarak ihracını yapıyor. Bu konularda Avrupa Birliği alım sinyali verdi. Biz alırız bunları. Hani artı sadece otomotivi dışarıda tuttular. Çünkü Amerikan otomobilin içinde otomobille ilgili ısrarı devam ediyor. Alman otomobilleri başta olmak üzere. Bu saydığım Avrupa Birliği'nin alımlarını kabul ettiği bu ürünlerin karşılığında da Amerika çelik ve alüminyumdaki gümrük vergisi %25'lik artış kararında askıya alma sözü verdi. Ama süreç konuşarak devam edecek. Biz böyle görüşürken fevri açıklamalar yapmayalım diye de bir karar aldılar. Şunu anlıyoruz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri tam da attığı tweette de belirttiği gibi sübvansiyon dediğimiz haksız rekabete yol açan devlet destekleri, Avrupa Birliği'nin devlet destekleri artı tarife dışı engelleriyle ilgili demek ki adım atılmasını bekliyormuş. O adımları atmazsanız ben de sizden aldığım ürünlerin gümrük vergilerini yükseltirim şeklinde bir politika izliyormuş. Trump fevri bir açıklama yapmayacak mı süreçte? Umarız bozmaz. hani çünkü içe dönük bir taviz almış oldu. Mesela soya fasulyesi dediğimiz Amerikan çiftçilerine de bir tweet atmış. İşte sevgili çiftçiler. Onlarla da sosyal medya üzerinden. Avrupa Birliği ithalata başlayacak. Hani müjde verir gibi. Demek ki o aldığı tavizin iç politikaya da bir yansıması var. Yani artık biraz daha ümit verici o halde. Şimdi son 1,5 dakikamız. Fitch'in analizini soracağım size Türkiye'ye ilişkin. Ticari savaşlarının Türkiye ekonomisinde büyümeyi olumlu etkileyeceğini söyledi. Evet, nasıl biz daha önce söylemiştik. Biz Fitch'den de önce yaptık bu yorumu yani diyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle bu yıl %0.1, gelecek yıl 0.2. En azından bizim büyümemizi olumlu etkileyeceğini söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Malezya gibi Asya tarafında Çin'le daha entegre olan, Çin üretimiyle tedarik anlamında entegre olan ülkelerin ekonomilerinde olumsuz düşüşe neden olacağını, dünya ekonomisinde de 3.2'lik büyümenin 2.8'e 2019'da
gerileyeceğini tahmin ediyor. Bunu da tabii detaylarına baktığımızda da evet gerçekten yeni bir ticaret düzeni. O ona yasak koyunca dönüp başka yerden ürün alma. O pazara ürün satarken yüksek gümrük vergisi geldiği için o pazara gidip üretim yapma gibi kendi aralarındaki rekabetten dolayı bir takım ticaret sapmaları ve üretim yatırımları, yeni üretim yatırımları süreci olabilir. Hı hı. Burada da Türkiye çok cazip noktada. Peki siz daha önceden bu öngörüde bulunmuştunuz. Yine hatırlatmak istiyorum ben. Çok teşekkürler Sadi Bey, değerlendirdiğiniz için gündemi. Bugünlük de bitiriyoruz efendim. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.